İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal Düzce basını ile kahvaltıda bir araya geldi. Programa AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı İlham İcaboğlu, İl Genel Meclis üyeleri katıldı. İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal göreve geldikleri günden bugüne kadar yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan projelerle ilgili bilgiler verdi. 2019 seçimleriyle görev başına geldiğini belirten Günal, pandemiden dolayı basınla bir araya gelerek çalışmaları paylaşamadıklarını söyledi. Görevde oldukları 3 yılı değerlendireceklerini ifade eden Günal, il özel idarenin köylerde altyapı, üst yapı, kanalizasyon, yol, su ile ilgili çalışmalar yaptığını belirtti. Toplam yol uzunluğunu 2788 kilometre olup, bu uzunluk içerisinde 486 kilometresinin asfalt altı kaplama, 731 kilometresi sıcak asfalt, 1318 kilometresi stabilize, 251 kilometresi de kilit parketaj olarak yapılmıştır. Bunun üzerine 2019 yılında İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi'nin almış olduğu karar ile 102 kilometre sıcak asfalt yapıldı. Sıcak asfalt yollarında ve kanalı ise 31 kilometre taş duvar örgüsü yaptık biz 2020 yılında. Sel sonrası bölgelerde ihtiyaç vardı. O da 1200 metreküp taşla taş duvar yaptık. Heyelanlarımız ise 246 tane heyelanımız vardı. 207 tane heyelan gerçekleştirdik, yapımını gerçekleştirdik. Köy yol dal kesimlerinde 64 köye hizmet verdik. Yine menfez ve koliga borularla ilgili de köylerimizin ihtiyaçlarını karşıladık. 95 projeye imza attık. Bunların maliyeti 33 trilyon. 22 adet projemiz idaremiz tarafından bütçesinden karşılandı. 26 projemiz İller Bankası hibe ve kredilerle karşılandı. Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan kısmen ne yapabiliriz ile ilgili bir ön çalışma için bir 5 köyde imar çalışması başlatıldı. Burada Gökçeköy elimizde hazır projesi, hali hazırları ve zemin etütleri olan bir köydü. Yani Gökçeköy üzerine şu an çalışma yapılıyor. Bakanlığımızın çalışması var. Akabinde şu an Aydınpınar Köyü ve Çınarlı köyleriyle hali hazırlarını gönderiyoruz. Onlarla ilgili de bir çalışma yapılacak.